Kimya ve elektrik konusuna devam ediyoruz. Elektrolizle beraber evet, devam ediyoruz. Merak etmeyin, son iki bitiyor, akıyor konu. Pilleri galvanik ve elektrolitik olarak ikiye ayırmıştık. Elektriğe akıyoruz. Evet. Galvanik ve elektrolitik olarak ikiye ayırmıştık. Galvanik bize enerji verendi. Evet. Bize enerji veriyor. Elektrolitik ise bizden enerji alıyordu. Devam edebilmek için, çalışmak için. Elektrolitik hücrede gerçekleşen olaya biz elektroliz diyoruz. Yani galvaniklerle çok uğraştık. Bize enerji verenleri inceledik. Biraz da bize enerji sömürenlere bakalım. Tabii canım. İşte biz bu hücrelerde gerçekleşen olaylara elektroliz diyoruz. Günümüz içerisinde çok fazla var aslında. Şu gümüş kaşık, gümüş çatal, altın kaşık, altın çay kaşığı falan yaparlar ya hocam. Bir de onlar kaplama yapıyorlar. Falan yapışıyor. Aklıma onlar geliyor. Öyle adamlar. Kaşık adam her tarafına yapıştırıyorlar. Biliyorsun değil mi onları? Elektrik var. Ya, elektrik var adamda. Yapışıyor. İşte biz onları kaplarken bunları kullanıyoruz. Adam aslında tüm mesela... çeyiz takımını yapıştırmış öyle. Bu koleksiyonum benim diye. Bunları bu şekilde yapıyoruz işte. Mesela işte altın kaplama saat. Yani demek ki bu kaplamayı yapabileceğim bir düzeneye ihtiyacım var benim. İşte bu düzeneye de biz elektroliz düzeni diyoruz. Elektrolitik pil diyoruz. Mesela galvanik pillerle elektrolitik pilleri bir karşılaştıralım dedik size. Evet hocam. Nasıl bir şeymiş bir görelim diye. Şimdi burada diyor ki galvanik pillerde elektrotta elektronlar, daha doğrusu sistemler arası sistem içerisinde devrede elektronlar anottan katoda doğru gider. Anottan iletken tel üzerinde elektronlar katoda doğru gider. Yükseltgenme anotta meydana gelir, indirgenme katotta meydana gelir. Aynen, alüminyumdan alüminyum artı 3'e yükseltgenme anotta, kroma artı 2'den kroma, indirgenme katotta meydana gelmiş. Tabii bu arkadaşlar için de bir hemen denkleştirme yapmış olalım. Yine aynı şekilde burada da 3, 3, 2, 2. Sonrasında bu arkadaş ise elektrolizin yapıldığı elektrolitik pil. Yani ters olan pil, bizden enerji harcayan pil. O zaman işlemler de tam terse dönüyor. Yani alüminyum artık anot değil de katot. Doğal olarak bu arkadaşta eskiden yükseltgenme meydana gelirken katotta elektrolitik pillerde ise indirgenme meydana geliyor. Gördüğümüz üzere alüminyum artı 3'ten alüminyuma indirgenme meydana gelmiş. Kromdan krom artı 2'ye yükseltgenme meydana gelmiş. Yani anotla katot aslında yer değiştirmiş. Doğal olarak burada galvanik pillerde anottan katoda elektron akışı vardı. Elektrolitik pillerde ise yine aynı şekilde anottan katoda akış var ama anotla katotun yerleri değişmiş veriliyor. Pil tepkimeleri doğal olarak yer değiştiriyor. Haricinde tabii ki pil reaksiyonlarımız da yer değiştiriyor. Hemen bakalım. Alüminyum artı 3'ten alüminyuma -1,662 voltmuş indirgenme potansiyeli. Kromda ise krom artı 3'ten kroma -0,744'müş indirgenme potansiyeli. Bu arkadaşlardan hangisi indirgenmeyi daha çok seviyor? Tabii ki krom daha çok seviyor. O yüzden galvanikte krom indirgenmişti zaten. Olması gerektiği gibi. Hemen bakıyoruz E-pilde katot eksi anota. E-pilde hemen indirgenen arkadaş daha çok seven katot. Yükseltgenen arkadaş anot. Anot. Bu arkadaş da indirgenecekti. O zaman katot eksi anot yaparsak katot arkadaş -0,744, anot arkadaş ise -1,662'den artı 0,918 volt. Sonuç artı çıktıysa bu adam bana enerji veriyor. Evet. Belli. 0,9 voltluk bir enerjisi varmış. Bu adam galvanik bahsettiğimiz üzere. Verdiği için. Kesinlikle. Burada ise E-pil, E-katot eksi E-anot yaparsak. Bu sefer de katot arkadaş alüminyum muydu? Evet hocam. Kesinlikle. Alüminyumun indirgen potansiyeli -1,662 idi. Katot arkadaş bu sefer tam tersi olarak alüminyum katotken krom anot olacaktı. Anotun indirgen potansiyeli ise -0,744. -0,744 artı 744 ama yine sonuç bu sefer -0,918 çıkacak. Eksi çıkması bu pilin bana enerji verdiğini değil, benden enerji aldığını gösterir. Yani elektrolitik. Ben bile yazarken elektrolitik diye pil diye belirtiyoruz. Zaten altta da biz ipucunu vermeden önce de söylemişiz. Galvanik enerji verir, elektrolitik enerji harcar. İfadenin eksi olması elektroliz devresi olduğunu gösteriyor. Hayır. Eğer galvanik pil, E-pil değerinden yüksek bir gerilim, şu arkadaşa 0,918'den yüksek bir gerilim uygularsam, yani 0,918 değil de 1. Bu adam ters çalışır. Niye? Ben şunu benzetiyorum hep. Bu adam A firmasında çalışıyor. 1500 lira maaşla. Kaç kalmadı o da? Eski ücret 2,5. 2 küsür. 2,5 lira maaşla çalışıyor. Ben bu adama karşı firmadan şey yaptım. Teklif yaptım 2.300. Gelir mi? Gelmez. Adam 2.500'e zaten çalışıyor. 2.500 versem yine gelmez. Ben zaten 2.500'e çalışıyorum. Biliyorsun burada kıdemim var benim diyor. Ama 3 verirsen gelir. Demek ki olan gerilimin üzerinde bir gerilim uygularsam ben bu işlemlerin hepsini terse çevirip bu adamı elektrolitik pil gibi çalıştırabilirim. İşte biz buna ne diyorduk? Aşırı gerilim uygulaması diyoruz. İşlemler ters dönüyor. 0.918'in üzerinde bir gerilim uyguladığımızda. Bunlar sorularda yorum olarak geliyor. İşte kaç volt uygularsak pil elektrolitik pil gibi çalışır diye. Önemli olan bu. Sıra geldi Faraday'a. Faraday'ın kanunlarına. Anot ve katotta toplanan miktarlar. Şimdi elektrolizle ilgili işlemlere geliyoruz. Hesaplara geliyoruz aslında. Bu hesapların ana kaynağı diyelim. Çıkış noktası da Faraday. Yine ruhu şad olsun kendisinin kanunları. Anot ve katotta toplanan veya çözünen madde miktarı devreden geçen yük miktarı ile orantılıdır. Bir kere olay bir. Bu benim için önemli. Devreden ne kadar çok yük geçiyorsa toplanan veya çözünen madde o kadar artar. Ne kadar akım o kadar para, o kadar yük, o kadar madde. 1 mol elektron içeren yüke biz 1 Faraday yük diyoruz. 1 mol elektron geçiyorsa devreden biz buna devreden 1 Faraday yük geçti diyoruz. Bu 1 Faraday'a da 96.485 klomp diyoruz. Yaklaşık 96.500. Biz eskiden bunu hep 96.500 alıyorduk. Evet. Sınavlarda vesairelerde. Yalnız bunu bu sene MEP 96.485 diye yuvarlanmamış kendi haline aldı. Helal olsun. Ben de o yüzden MEP kitabına göre aldım açıkçası. Sonuçta hani daha orantılı olacak diye düşünüyorum çıkan sınavda soruların. Yuvarlamak isterse size parantez içerisinde 96.500 olarak alın der zaten. Ama onun haricinde zaten sayılar gelecek, anlayacaksınız bunu almanız gerektiğini. Bir Faraday'ı 96.485 kulomb olarak görüyoruz. Peki kulomb ne? C ile sembolize edilen kulomb 1 amperlik akımın iletken tel üzerinden 1 saniye geçirilmesiyle oluşan yüke deniyor. 1 amperlik akımın 1 saniye süresince elektrik telden geçirilmesiyle meydana gelen yüke deniyor. Bunun bir ifadesi var. Aynı öyle kulomb. Bunun bir ifadesi var. Q eşittir I çarpı T. Q bizim yükümüz. Kulomb diye bahsettiğimiz arkadaş. I amper akım yani. Akımın şeyi nedir o? Birimi. Ve çarpı T saniye yani süre. Saniye olarak alıyoruz. Akım çarpı saniye bana klombu veriyor. Bunların soruları da nasıl geliyor? Evet. İşte şu sayı sana ne almanı gerektiğini söylüyor zaten. 96.500 mü 96.485 mi? Tabii ki 96.485. Yani bunu ifade etmiştim aslında. Almanızın hangisini almanız gerektiğini anlayacaksınız derken. 964,85 amperlik akım iletken bir telden 100 saniye geçirildiğinde elde edilen yük miktarı kaç Faraday olur? Aynen. Q eşittir I çarpı T'yi kullanacağız burada. I dediğimiz akımda amper 964,85. 100 dediğimiz T dediğimiz 100 saniye çarpı 100. Bu arkadaş 96.485 klomp yapar. O da zaten bir Faraday'a eşit. Çok sade ve basit bir örnek aldım. Çünkü böyle çıkıyor. Anladım. Sonrasında eğer anotta veya katotta toplanan veya çözünen madde miktarı bulunmak isteniyorsa bir tane formül var. Aşağıda formül var. Ben şahsen hani formülleri karşıyım çünkü 1000 tane formül var hocam. Hangi birini tutacak? Öyle bizim edebiyatta da bir sürü eser var. Hangisini ezberlesin? Mesela o yüzden illa onu böyle daha akılda kalıcı bir mantığa bürümemiz gerekiyor. Ben her ikisini de göstereceğim. Durumlardan biri bu. İster kolayınıza gelen formülse bunu kullanın. İsterseler mantık üzerinden gitsinler. Onu da göstereceğim. Hani seçme şansı vermek bazen daha yararlı oluyor çocuklar üzerinde. Şimdi toplanan miktarı bulmak istiyorsanız M eşittir Q devreden geçen yük miktarı çarpı MA toplanan madde kimse onun 1 molünün kütlesi bölü 96.485 96.500 verirse değerde 96.500 alacağız. Değilse 96.485 çarpı Z ile tesir değerliği yani yükseltgen basamağı örneğin magnezyum için +2 kalsiyum için +2 veya sodyum için +1 gibi. Şu Q dedik devreden geçen yük miktarı. Bunu nasıl uyguluyoruz? Hemen soru üzerinde bakalım. Soru üzerinde bize söyleyecek zaten. Kalsiyum klorür çözeltisi 1 Faraday'lık yük ile elektroliz edildiğinde anotta toplanan klor gazı, katotta toplanan kalsiyum katısı kaç gramdır diyor. Elektrolizde katotta burada yazmışız. Elektrolizde katyonlar katotta, anyonlar anotta toplanır. Bunu unutmasın arkadaşlarımız. Katyon dediğimiz arkadaş burada kalsiyumdur. Kalsiyum demek ki katotta toplanacak. Katotta. Anyonlar ise klor burada anyondur. Eksi artı 2. Anyonlar da anotta toplanacak. Aynı bir şey gibi. Ne o? Tekerleme gibi oluyor. Anyonlar anotta, katyonlar katotta diye. Şimdi bakalım, bir faraday bir kere Q olarak alacağımız için 96.500 veya 96.485 klork mudur? 96.485. 96.500 alın dememişiz. Sonra sıra geldi miktara. Birincisi formülden bir yapalım. M eşittir Q çarpı MA bölü 96.485 çarpı Z. Haricinde, ney haricinde? Dahilinde. Yerlere koyalım. Q dediğimiz arkadaş 96.485'miş. Bölü. Zaten bunu da 96.485 aldık. Bir faraday olduğu belli. Çarpı MA. Klor toplanıyorsa, ben katotta toplanandan başladım, Bursa'dan. Kalsiyum 40 ise, evet, 40. Kalsiyumun değerliği artı 2 mi? Evet. Tesir değerliği dediğimiz arkadaş bu. Bölü 2. Yazdık. Bunlar zaten birbirini götürdü mü? 20 oldu. Götürdü. 40 bölü 2'den 20. Demek ki katotta 20 gram kalsiyum katısı toplanmış. Olay bu. Peki ben bunu ikinci yoldan yapsaydım. Bu birinci yol. İkinci yoldan yapsaydım nasıl yapardım? İkinci yol. İkinci yol bana daha pratik geliyor. Çünkü soruların devamı gelecek. Sadece bu soruyla kalmayacağız. O daha mantıklı oluyor. Unutulmaz oluyor. Aynen. Kalsiyum klorür dediğimiz arkadaş. Kalsiyum klorür. Çözelti içerisinde kalsiyum artı 2 ve 2 tane klor eksi olarak bulunacak. Ben bu arkadaşı katyonlar katotta dedik ya. Bu arkadaşı katotta, bu arkadaşı ise anyon olduğu için anotta toplayacağım. Katotta toplayabilmem için benim bu arkadaşı katı hale geçmesi lazım. Evet. Yani indirgenmesi lazım. O zaman kalsiyum artı 2. Bu arkadaş indirgenmek için 2 tane elektron verdiyse, yükseltgenmek için, indirgenmek için de 2 tane elektron almak zorunda. Kalsiyum katısı. Bu arkadaşın 1 molünün toplanabilmesi için 2 mol elektron gerekiyormuş. 2 mol elektronla 1 mol kalsiyum toplanabiliyormuş. Peki 2 mol elektron neydi? 1 mol elektron yükü 1 faradaya denk geliyordu. O zaman 2 mol elektron yükü de 2 faradaya denk gelir. 2 faraday olduğunda 1 mol kalsiyum toplanıyormuş. Benden geçen ne kadar? 1 faraday. 1 faraday. Yarısı mı? Evet. O zaman 1 mol değil de 0.5 mol kalsiyum elde edilecek. 1 molü 40 gramsa yarım molü 20 gramdır. İki şekilde de bulabilir. 20 gram kalsiyum elde edebilirsiniz. İkinci durum, ikinci durumda da şurayı kullanalım. A, B'yi yaptık ya her iki şekilde. Sıra geldi A'yı yapmaya. İkinci yoldan yapacağım A'yı. Şöyle yazalım. Anotta toplanan değil mi? Aynen. Anotta toplanacak olan anyonları bulacağız. Bu arkadaştan 2 tane klor varmış. 2 tane kloru yükseltgeyip klor gazı olarak toplayabilmem için benim devreden 2 mol elektron geçirmem lazım. 2 mol elektronla 1 mol gaz toplayabiliyormuşum. Yani 2 faradayla 1 mol gaz toplayabiliyormuşum. Bende kaç faraday var? 1. 1 faraday. O zaman yarısıyla yine 0.5 mol gaz mı toplayabiliyorum? Doğru. Mükemmel. Adam bana diyor ki normal şartlar altında kaç litredir? Neyse A'da 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0.5 mol gaz 11,2 litre hacim kaplar. Bu kadar. Şunu akılda tutmaktansa şöyle düşünün. Bizde sadece bu konu yok. Bu konunun öncesi var, bu konunun sonrası var. 1 ton var formül. Hangi birini, bölümü, çarpımı, nereye yazacağınızı unutma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden reaksiyonu yazın. Artık yarı hücre reaksiyonu yazabiliyorsunuz. Yükseltgenme, indirgenme. Bunları yazarken zaten ne kadar elektrona ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Her 1 mol elektron 1 faradaysa işi yordayarak yapabilirsiniz. İşlem yapmadım, formül kullanmadım. Sadece oran orantı yaptım. Not. Birinci dedik katyonlar katotta, anyonlar anotta toplanır. 2. Eşdeğer kütle diye bir olay var. Eşdeğer kütle senin mol kütlenin tesir değerliğine bölünmüş hali. Maddenin mol kütlesi bölü tesir değerli. Mesela magnezyum. Magnezyumun yükseltgen basamağı artı 2'dir. Kendisinin mol kütlesi 24'tür. O zaman 24 olan MA'nın tesir değerli olan 2'ye bölünmesi 12 magnezyum için eşdeğer kütleye denk gelir. olguya ihtiyacınız olursa eşdeğer kütlenin mantığı budur. Evet, o zaman hocam. Aynen. Diğer bir örneğimiz. 0,06 Faraday yük geçen devrede krom 3 klorür çözeltisi elektroliz ediliyor. Katotta açığa çıkan krom katısı kaç gramdır? Kroma da 52 demiş hocam. Elektroliz ediliyor. Evet. Katotta açığa çıkan krom katısı kaç gramdır? Yine bana katotta açığa çıkan kromu sormuş. Hı-hı. Kusura bakmayarak ben sizden müsaade isteyerek diğer yöntemle çözüyorum. Alışkanlık olsun size de. Şimdi krom 3 klorür dediğim arkadaş iyonlaştığında krom artı 3 ve 3 tane klor eksi olarak iyonlaşacak. Katotta toplanan katyon arkadaş olacak. Yani bu arkadaş. Hı hı. Benim bu arkadaşı toplayabilmem için metalik hale geçirmem lazım. Krom artı 3 olduğu için 3 tane elektron alacak. Ve krom katısına dönüşecek. Yükseltgen basamağı ne kadarsa o kadar elektron alıyor. Yani bu demek oluyor ki her 3 mol elektrona 1 mol krom toplanır. Bende ne kadar var? 0,06 faradayım var. Hemen şunu da yazalım. 3 mol elektron, 1 mol krom. Yani 3 faradaya 1 mol krom toplanıyor. Bende 0,06 var. 0,02 kadar mı? Evet. Katı kadar mı? O zaman bunun da 0,02 katı kadar. Yani 0,02 mol krom toplanıyormuş. Kromun emasızlığı zaten burada verilir. O zaman N eşittir M bölü MA'dan M dediğimiz 0,02 eşittir M bölü MA. 52 ile çarpmam gerekiyor miktarı. M 52 çarpı 2 104 yapar. Virgül 2 kere atlayacak 1,04 gram krom toplanıyormuş. Olay bu kadar. Ne kadar yük geçtiğini, ne kadar mol toplandığını orantılayarak ifadenin sonucunu bulabiliyorsunuz. Sonra notumuz, bu not önemli. Seri bağlı devrelerde eşit sürede geçen yük miktarı eşittir. Fizikte de böyledir hocam. Seri bağlı, yan yana bağlanan devrelerden aynı miktar yük geçer. Evet. Paralel bağlı olduğunda farklı oluyor. Şöyle düşününüz. Aynı boru hattına bağlı evler. Evet. Aynı boru hattına bağlıysa hepsinden aynı miktar su mu geçecek? Hı hı. Aslına bakarsanız bu. Ama paralel olursa, paralel dediğimizde şu. Akım şuradan geliyor. Bu akımdan gelen su her 3 boruya da farklı miktarda dağılmaz mı? Tabii. Bu paralel bağlı dediğimiz miktarlar değişiyor ama seri bağlı her yerden aynı miktar geçecek. Doğru. Olayımız bu aslında. Geçen yük miktarı eşittir. Bu nedenle seri bağlı elektroliz devrelerinde de her iki devreden de geçen yük miktarı eşit olmak zorunda. Bundan yararlanarak soru veriyorlar bize. Çok da mantıklı geliyor. Gelen sorular daha ağırlıklı buradan. Mesela şu birinci elektroliz kabı, şu ikinci elektroliz kabı. Orada da tabii ki bir güç kaynağı var. Niye? Elektrolitik piller bizim verdiğimiz enerjiyle çalışıyordu çünkü. Arada da iletken tel var. Grupları birbirlerine bağlamışlar. Diyor ki bana, birinci kapta, katotta kalsiyum, ikinci kapta, katotta gümüş katyonları toplanır. Seri bağlandıklarından her ikisinden de geçen yük miktarı eşittir. Atıyorum 1 faraday buradan geçiyorsa mecburen 1 faraday da buradan geçecek diye. Bakalım sorusuna. Seri bağlı elektroliz devrelerinde birinci kapta bakır klorür, bakır 2 klorür, ikinci kapta gümüş klorür elektroliz edilmektedir. İkinci kabın katodunda 54 gram Ag katısı toplandığında birinci kabın katodunda kaç gram Cu toplanır? Aynen öyle. Cu da bakır değil mi? Ag neydi? Gümüş. Gümüş. Gümüş ve bakır ne kadar toplandıklarını belirtmiş. Buradan açığa çıkan işte önce yükleri bulacağız. Yüklerden de gramlara gideceğiz. Aynen. Şimdi ben ikinci kabı bildiğime göre ikinci kap olayını bir yazayım. İkinci kapta gümüş klorür var. Gümüş klorür ayrıştığında gümüş artı ve klor eksi olarak ayrışır. Yani benim katyonumda toplanacak adam bu. Benim bu arkadaşı toplayabilmem için elemental hale dönüştürmem lazım. Gümüş katısı. Demek ki 1 mol elektronla dönüşebiliyormuş. 1 mol elektronla 1 mol gümüş toplayabiliyorum. Yani 1 faradayla 1 mol gümüş toplayabiliyorum. Bana diyor ki ikinci kapta, yani gümüş klorür kabında katodunda 54 gram gümüş topladım. Adam 108 ise 54 bunun yarısı mı? Evet. 1 mol 108 ise yarım mol 54 gramdır. Yani benden toplaya toplaya yarım mol madde toplamış. Bir faradayla bir mol geçiyorsa, bir mol toplanıyorsa demek ki yarım faradayla yarım mol toplanır. Yani devreden geçen yük miktarı yarım faradaymış, 0,5 faradaymış ortaya çıktı. Şimdi seri bağlı elektroliz devresi ise bir kaptan 0,5 geçtiyse diğer kaptan da 0,5 geçmek zorunda. Çünkü adamlar aynı seri bağlı yapıya dahiller. Bakır klorürde de, yani birinci kapta da bakır 2 klorür var. Bakır 2 klorür. Bu arkadaş iyonlaştığında bakır artı 2 ve 2 tane klorür eksi olarak iyonlaşır. Benim katotta toplayacağım arkadaş bu. Artı 2 olduğuna göre 2 mol elektrona ihtiyaç duyacak. Bakır artı 2 elektron buradan bakıra gider. Yani 2 mol elektronla 1 mol bakır toplanıyormuş. Yani 2 faraday yükle 1 mol bakır toplanıyormuş. Bende ne kadar faraday var? Adam bana bunu söylemiş. 0,5 faraday, yani 4'te 1'i. Buradan 4'te 1'e düştüysem demek ki buradan da 4'te 1'e kesinlikle 0,25 mol bakır toplayabiliyormuşum. Molü belli oldu. Şimdi gramını bulalım. Adam sana demiş ki bakırın 1 molü 64. N eşittir M bölü MA'dan. Molü belli. 0,25 eşittir M bölü 64. 0,25 ile çarpmak 4'te 1'i almak aslında. Yani bu adamın 4'te 1'i 64'ün 4'te 1'i 16'dır. M eşittir 16 gram bakır toplanabilmiş. Her şey yükseltgen basamaklarıyla alakalı aslında. Bir diğer soru tarzı, bu da çok seçilir. Neden dolayı? Acı galengirli olduğu için. O yüzden bunu seçerler. Bu sefer adam sana alttaki basamağı n olarak vermiş. Evet. Yani demirin yükseltgenme basamağı belli değil şu anda. Artı n. Burada da magnezyum klorür vermiş. Belli 2. Kesinlikle bunun 2 artı 2. Çözeltileri seri bağlı elektroliz devrelerinde elektroliz ediliyor. Yani eş yük geçiyor. Birinci kabın elektrodunda 56,6 gram demir katısı toplanırken ikinci kabın elektrodunda, katodunda 6 gram magnezyum katısı toplanmıştır. Buna göre demir klorür dediğimiz arkadaştaki en sayısı nedir diyor. Hem demirin 56 hem magnezyum 24 olduğunu vermiş. Bilinenden bilinmeyene gideceğiz. Magnezyum hem artı 2'si biliniyor hem toplanan miktar biliniyor. O zaman ben magnezyumdan gitmek zorundayım. Magnezyumun olduğu kap. Magnezyum klorür. Magnezyum klorür. Magnezyum artı 2 artı 2 tane klor eksi. Toplanacak arkadaş bu. Artı 2 dediğine göre 2 mol elektron istiyor. Magnezyum artı 2 elektron. Magnezyum katısı. Yani 2 mol elektrona 1 mol magnezyum toplanıyormuş. Yani 2 faradaya 1 mol magnezyum toplanıyormuş. Adam bana demiş ki 6 gram magnezyum toplandı. 6 gram magnezyum en eşittir M bölü MA'dan. 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 yani 0,25 mol yapar. 0,25 mol madde topladığıma göre 4'te 1. Demek ki 0,5 faraday yük geçmiş devreden. Devreden geçen yük miktarı belliyse ve seri bağlı elektroliz devresi ise diğer arkadaştan da bu kadar yük geçmek zorunda. Yani 0,5 faraday. Diğer arkadaş demir klorürdü. Ama kaç olduğunu bilmiyorduk. Demir N artı N tane klorür eksi. Toplanacak olan arkadaş bu. N kadar mol geçtiğinde demir artı N elektron geçtiğinde demir katısını elde edebiliyorum. Bu adam bana diyor ki 0,5 faraday yüküm var. Bu 0,5 faradayla 56 bölü 6 mı elde edebilmişim? Evet. Demirin zaten MA'sı 56 mı? O zaman 1 bölü 6 mol elde edebilmişim. Doğru mu? 1 mol elde etmek için N faradaya ihtiyacım varmış. Buradan 1 mol değil de 56 bölü 6'dan 1 bölü 6 mol elde etmişim. Yani 6'ya mı bölmüş? Evet. Bu arkadaşın da 6'ya bölünmüş hali. 6'da 1'i 0,5 mi? 6'da 1'i 0,5 ise kendisi 6 çarpı 0,5'ten 3'müş. O zaman N dediğim arkadaş 3 oluyor. Buradan çünkü 6 kat inmiş. Buradan da 6 kat inmek zorunda. N'in 6 olduğu ortaya çıktı. Bilinenden bilinmeyene gidiyoruz. Hemen güzel teorik bir yapımız var. Metal kaplamaçlık mı? Kaplamacılık. Kaplamacılık, evet. Elektroliz yardımıyla metal kaplamacılık yapılmaktadır. Katoda yerleştirilen malzeme uygun çözelti kullanılarak altın, gümüş, nikel, krom, bakır ile kaplanabiliyor. Çözeltiye kaplama yapılacak metalin çözeltisi yerleştirilir. Metal katotta toplanacağından katottaki malzeme bu metal ile kaplanmış olacaktır. Burada görüntüsü. Aynen. Mesela örnek vermiş. Bir elektrot tarafına altın, diğer tarafa da kaşık koymuş. Çözeltiye de altın koymuş. Diyor ki ben sistemi başlattığımda, yani pili başlattığımda devre çalışmaya başlayacak ve buradaki altın artı 3 AU artı 3 buradaki altına dönüşecek. Yani indirgenme meydana gelecek. Katotta toplama sırasında toplanacak olan arkadaş kim? Kaşık. O zaman mecburen bunun üzerinde toplama meydana gelecek ve kaşık altınla kaplanmış olacak. Evet. Yöntem buymuş. Aynen öyle. Yöntem bu, gayet basit. Bununla birçok şey yapıyorlar. Saat vesaire. Son örneğimiz hocam. Elektroliz devresi kullanılarak 60 gramlık bir malzeme gümüş ile kaplanmak isteniyor. Hadi bakayım. Kaplama yapıldıktan sonra malzemenin 70,8 gram olduğu belirleniyor. Adam 60'tı. 70,8 olarak bu piyasaya çıktı. O zaman toplanan miktar 10,8. Aynen öyle. 70,8 eksi 60'tan 10,8 gram gümüş toplanmış aslında. Doğru. Kaşık mıydı o? Malzemenin üstünde. Kaşık. Buna göre diyor 96,485 amperlik akımla bu malzeme kaç saniye elektroliz edilmiştir de 10,8 gram toplanmıştır. Çözelti gümüş çözeltisi olduğuna göre gümüşün toplanabilmesi için 1 mol elektrona ihtiyacım var benim. Her 1 mol elektronla 1 mol gümüş toplanır. Neredesin? Burası. 1 mol, yani 1 faradaya 1 mol gümüş toplanır. Yalnız bendeki 1 mol değil de farkındaysak 0,1 mol. Neden? 10,m bölü MA 10,8 bölü 108, yani 0,1 mol toplanmış. 0,1 mol toplandıysa mecburen devreden geçen de 0,1 faraday mı olmak zorunda? Evet. Benim yüküm belli oldu mu? 0,1 faraday demek 96.648 klomba denk gelir. Neden? Çünkü 1 faraday 96.485 klomba eşitti. Onda biri ise bunun da onda biri. Bende bu kadar yük varmış. Yük formülüm belliydi. I çarpı T. Bu 9648,5 klombsa amperin belli. 96,485 çarpı T olması lazım. Ben bu arkadaşı 2 basamakla çarparsam 10, 100. 100 ile çarptığımda bu ifadeyi elde ediyorsam demek ki T dediğim süre 100 saniyeymiş. Ben bu malzemeyi 100 saniye elektroliz ettiğimde üzerinde 11,8 gramlık gümüş toplayabilmişim. Yaptığım işlemin hiçbir farkı yok. Sadece ölçüsü değişmiş.